Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere borsada birkaç saat içinde mesela bugün borsa saat 10'da açıldı. 11 12. Ben 2 saat 10 dakikada daha doğrusu 8 dakikada 1 milyar 400 kazandım. O da Banvit'in hissesini aldım. Bunu yaparken stratejim neydi? Onu göstereceğim sizlere. Şimdi dilerseniz bakın şu anda 1 milyar 424. Sayfayı yeniliyorum. Ne kadar olmuş? Hala aynı 1 milyar 424. Şimdi bakın bugün yaptığım işlemlere gelin. Ben bugün Yeşil Holding'den 740 lira e, 740 mıydı? 890 lira öyle bir kar ettim sattım. Sonra Yeşil Yapı'dan zararım vardı onu da sattım. Trabzon Liman'dan 530 lira zararım vardı onu da sattım. Yani bir 800 liralık karla Trabzon Liman ve Yeşil Yapı hisselerini sattım. Çünkü biliyordum ki Banvit bana kar getirecek. Daha sonra gördüğünüz gibi parça parça şöyle göstereyim kalemle. Burada 1, burada 2, burada 3, burada 4 parça halinde olmak üzere 25 milyarlık Banvit'in hissesini aldım. Daha sonra olan ne? Ben o 800 liramı zaten şu sattığım yeşil holdingten çıkarmıştım. 300 liramı ne yeşil yapıdan, 530 liramı ne de şeyden, Trabzon Liman'dan zararım vardı. Toplamda şunlar birbirini fit etti. Benim 25 milyar ana param bende kaldı. Daha sonra şuradaki 4 tane Banvit hissesini alarak kâra geçtim. Bunu yaparken stratejim neydi ona geliyorum. Bu arada bakalım kârımız artmış mı? 1 milyar 531 oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ben bugün yükselenlere geldim arkadaşlar borsada. Baktım böyle tek tek hepsine bakıyordum. Banvit o esnada aşağıdaydı. Banvit'i almaya karar verdiğim zaman Banvit'in durumu şuydu. Kalemler de burada. Banvit tam olarak şuralarda bir yerdeydi. Yani o çizginin altındaydı. Gördüğünüz gibi bugün %14.87 artmış. Ben de bu tür durumlarda bir hisse kağıdının yükseldiğini görüyorum. Şu kalemi iptal edeyim. Yükseldiğini gördüm. İlgili haberlere buradan baktım. Haberler olumlu. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra Borsa İstanbul'a ve yanlara baktım. Borsa İstanbul falan da yükseliyor. Dolar Euro falan da düşüyor. Gerçi dolar şu anda birazcık artmış. Daha sonra baktım. Bütün haberler olumlu olduktan sonra Banviti favorilerime ekledim. Al dedim aldım. Şu anda Pörtfeime e geldiğim zaman 26 milyar 911 lira olmuş. Benim az önceki size şey yaptığım şey 21 lira 25 milyardı. Şu anda 1 milyar 656. Gördüğünüz gibi her an artıyor. Şu anda ne oldu? 27 milyar 36 lira oldu. Bu şekilde borsada stratejinizi belirleyerek alabilirsiniz. Yani son bir kez daha özetle geçecek olursam ben bir hisse kağıdına bakıyorum. Hisse kağıdı düşmüş, düşmüş, düşmüş. Hafif yükselişe mi geçmiş? Ondan sonra o hisse kağıdının ilgili haberlerine bakıyorum. Bütün haberler olumlu ise şayet ne oluyor? Bu hisse kağıdı daha da artacak demektir. Biz buna ters e, çanak diyorduk yanlış değilsem. Şöyle sileyim. Yani bir strateji var. Borsa çıktığı kadar düşer düştüğü kadar çıkar Evet normal bu çanakmış hatırladım bu çanak diyoruz arkadaşlar düştü 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 hafif yükselmeye başladığı zaman ne oluyor çanak etkisi yaratıyor bir ise işte kağıdı düştüğü kadar çıkacaktır anlamında bu şekilde alabilirsiniz size tavsiyemdir ee, bu şekilde farklı farklı olabilir ama bu illaki kesin yükselecektir anlamında değil arkadaşlar Borsada her an her şey olabilir. Gördüğünüz gibi az önce 1 milyar 600'dü. şu an 1 milyar 500'e düştü tekrardan karım. Ee, borsada hiçbir şey garanti değildir. Bunu unutmayın. Sadece onu bilerekten hisse kağıdı alıp satımı yapın yapacaksanız. Herkese iyi günler dilerim. Ben genelde bu şekilde kazandığım için sizlerle de paylaşmak tavsiyelerde bulunmak istedim.